3 Temmuz 2018, Antalya Alanya Yeşilöz'deyiz. Mehmet Karagöz. Burada daha önce açık alanda açık alan muzlarını çektik, bahçesini. Bu da kapalı örtü altı seradaki muzlarındayız. Yeni muzluklar, Yeni yeni muzluk, fidan daha yeni var. fidandaki. Mehmet Bey, yani çok fazla bir söz söylemeye gerek yok gibi duruyor ama şöyle bir görüntü alalım önce. Tabii tabii Daha tabii. sonrasından şöyle gördüğümüz gibi çeşit neydi? Abi şimdi burası biz azman diye Aha. söyleriz. Halk arasında bir sürü bunların şeyleri var. Bu 3-4 çeşit var. Bu azman diye yaptık ama Azman diye ektiniz ama böyle gidiyor tabii maşallah tabii. daha sonuna Anadolu'da kadar. gerekiyor. Hani bir reklam vardı. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok İşte diye. görüküyor dedi. Siz Şöyle de görüyor herhalde görüyorsunuz. üreticiler. Alanyalılar ya da muz Evet, üreticileri evet. görecek. Burası da ilk fidan. İlk ürün. Daha önceki ekildiydi. Tabii biz ara ekimler yaptık. Bu onların fidanı. Gerçekten dallarımız çok güzel. Gövdesi güzel. Hayenki güzel. Şöyle. Suyu güzel. Toprağı güzel. Bakan arkadaşımız Mustafa Bey güzel. Bize bu gübreyi tavsiye eden arkadaşımız, firmamız Oğuz Bey ve sizler de güzelsiniz. Peki şunu soracağım. Tabii. Burada rekor gelişim ürünümüzü kullandık. Burada diğer besleme gübrelerimizi de kullandık diyor. Doğru mu? Tabii. Peki herhangi bir yan etki vesaire gördünüz mü burada? Rekor gelişimden yana bunu yaktı, bozdu, ters bir şey olduğu gibi herhangi bir gözleminiz var mı? Hayır. Yok. Ya hiçbir şey görmedik. Çünkü Yani yanlış bir üreticilerimizin şey de görmedik. akıllarında bazı soru işaretleri kalabilir. Biz aynı eski verdiğimiz gıdayı veriyoruz. Aynı Değişen bir şey verdiğinizi yok. vereceksiniz, veriyorsunuz. Peki bu seneki doğan, bu muzların muz kalitesi, uzunluğu, bu konuyla alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tarak sayısı veya Ya genişliği, şu an tane yeni sayısı. olduğuna göre halde darak sayısı ve sıklığı Şöyle bir gayet güzel. gösterelim Şöyle şuraya. bakar mısınız abi, bak bu yeni doğan. Ha, bu yeni doğan bir Hiç şey. arasında bir şey olarak da bir boşluk yok. Bir hafta Yukarıyla sonra kapandı, aşağı kapandı. aynı. Yani şu karşıyı çekerseniz şöyle 10 gün sonra 15 gün sonra karşıda Mesela aynı şu olur. dal, şu dal daha şey, o mesela daha önce doğuran. Şuraya da Bu gün göstereyim. gün kapanır. Şunu mesela kapanmış. Bu şekilde. Şimdi zaten biz rekor gelişimi, biz normal gübrelerimizi, daban gübrelerimizi, her şeyimizi rutin kullanıyoruz. Evet. Biz burada rekor gelişimi toprakla alakalı, toprağa daha hafif tutsun, daha havalandırma, sirkülasyonu, oksijenini geçirsin alsın, suyu verdiğimiz zaman çamurlaşma birikim Evet. yapmasın Şimdi kapalıda daha bunları farklı. Bakın diyerekten kapalıda toprak kullanıyoruz. karıncası gibi. Bak kabarıklı şeydi bakın. Bu Peki bu şeyi şeyde. sağladı mı? Mehmet Bey, bu bahsettiğiniz, saydığınız toprak düzenleyici özelliklerini burada sağladı mı? Rekor gelişim. Şu an Sağladı. sağlayayım. Ben rekor gelişim, hatta siz rekor gelişim koymuşsunuz da hamurun içine atılan kabartma Boya. tozu var ya. Evet. Ha, aslında kabartma tozunun bir nevi hamurda nasıl Toprak içi olanı etkiliyorsa diyorsunuz. toprak içi uygulanan bir ürün gibi görüyorum. Toprağın mayası. İyi ki var, iyi ki tanışmışım. Bizler de tanıştığımıza çok İyi ki memnunuz. tanışmışım. Benim daha önceki bura çekimlerim var. Evet. Bir ara sizlere atarım, o farkı da oradan Tamam, onları da görebilirsiniz. takip ederiz. Tabii Üreticiler tabii. de burada zaten izleyecekler sizi. Televizyonlardan artı bizim kanallarımızdan. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Gidelim şöyle biraz daha. Tabii tabii buyurun Gösterelim. buyurun. Şöyle gelin. Yani bu işin tesadüf değil de yani her yerde aynı noktada her şeyde Abi gelişim olduğunu giderken görüyorsun. çekebilirsin şöyle şeyleri. Tamam. Şöyle yapalım. Göstere göstere. Yani uzaktan gördüğümüz şeyin yakından da. Şimdi siz şuna da bir dikkat edin. Bak siz orada yürüyorsunuz. Normal üst set geldi. Ben sulanan yerde yürüyorum. Evet. Şimdi şu şekilde gidiyorum. Esmiyor değil mi? Eskiden gittiğim zaman şu ayakkabının altı Şu an çamur yapışır kalırdı. Şu an hiçbir şey yok. Şu anda hiçbir Şu şey hala yok. görüküyor. Yani evet, Tertemiz. bak. Yani toprak yumuşak. Bir çimin üzerinde yürürmüş gibi Evet. hissediyorum kendimi. Ve bu gerçekten de öyle yani. Şöyle de gösterelim. Şurayı da gösterelim şöyle yandan. Bu tarafa doğru gidelim yine tekrar. Şöyle. Şöyle gelin. Aşağı sırayla. Buradalar ya. Her yer ağacın. Yani seranın doğusu da, batısı da, kenarı da, Yani hani ortası da aynı. muzun Hiç en böyle çok birbirine önemli abi fark etmiyor. muzun sapı öyle kalın olacak. Muzun sapı kalın oldu mu Evet. zaten şurada Meyvesi de iyi olur. şöyle görünüyor. Evet. Şurada
kalınlığı görüyoruz. Var mı Mehmet Bey burada eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz? Ben burada eklemek istediğiniz hiçbir şey yok. Gayet biz halimizden memnunuz. Burada. Her şey dört dörtlük. Fazla yukarıdan aşağı atlamam, toprak çok yumuşak, gömülebilirsiniz. Yani doğru söylüyorsunuz. Eskiden kara gübre verdik de içinde yürürken gömülür giderdik. Gömülürdük. Şu anda kara gübresiz, toprağın içinde gömülüyoruz. Aynı şekilde gömülüyoruz. Evet, kabak mesela her şeyle mükemmel. Yani toprağın kabaklığı şuradan belli. Yani her şey kabaklığı buradan belli. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür burada ederiz. Burada örtü altı serada, sera iç, seranızda da muzla alakalı. Kullandığınız yeri gezdirdiniz. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Ekranlara da bakalım. Bu saunalara gidip de para veren arkadaşlarımızı buraya davet ederim. Evet. Burada bedava terletme yaparız. Küçük bir bedava sporla. Evet. Yağlardan arınabilir. Şu an bir yarım kilo verdik zaten. bir donu teşekkür ederiz. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.